General, Morgoth'un generali. Birinci çağ boyunca Atmant'ın komutanı. Hiçbir zaman fiziki olarak ortalıkta gözükmez. Giderken yüzük yanındaydı. 7 kez başarısız oluyor. İlk başta bir kedi olarak düşünülüyor. O zaman Sauron'a yüzüklerin efendisi deniyor. Merhaba Zafer abi. Merhaba Dilek. Nasılsın, iyi misin? Fena değilim, sen nasılsın? Ben iyiyim. Cem'e sormayalım abi. Dışlayalım mı? Dışlayalım biraz. Ben niye dışlıyorsun? Şu anda öyle karar verdik. Sınıf meselesi. Sen bizim sınıftan değilsin. Sen daha yenisin. Öğreneceksin bu işleri. Peki usta. Zafer abi, yine karakterler serisinde bir aradayız. Bu hafta Morgoth'un kankası Sauron işliyor. Aslında Sauron'la Melkor arasında kötülük farklılıkları falan diye de bir video yapmıştık değil mi? Evet, Sauron'un sırrı ne? Sauron'un sırrı ne videosu yapmıştık. Orada da biraz bahsetmiştik ama burada daha bir eli yüzü düzgün direkt Sauron'un üstüne video yapacağız. Ainurların Maiarlarından birisi. Tıpkı Gandalf gibi, Saruman gibi, o da bir Maia. İlk başta adı zaten Sauron değil. Sauron kötüye döndükten sonra verilen ad. İlk adı Mairon. Mairon Orta Dünya'nın yapımında çalışmak üzere ilk inen Maialardan birisi ve Aulene Maiası şeydi Sauron'da. Kötü taraftan falan biri de değil. Ama şöyle bir durum var. Şeyi çok seviyor. Koordine etmeyi, düzenlemeyi, kaosu engellemeyi, belli bir disiplinde çalışmayı ve her şeyin düzenli olmasını. Bunların üstüne bir uzmanlığı var. Bir de hükmetme ve emretme zaafıyla dolu. O yüzden de zaman içinde diğer Maialarla araları kopuyor. Çünkü onlardan alacakları akılları falan dinlemeyip direkt kendisi neyi istiyorsa onu yapmaya ya da yaptırmaya çalışıyor. O yüzden de böyle aralarında diğer mayalarla bir kırgınlık oluşuyor. Ama hala Melkor'un şeyi değil, adamı değil o zamanlar, ilk zamanlar. Şeyde Sauron'a dikkat ettiğimizde aslında şöyle bir durum var. Gene Tolkien'in bence düşüncelerinden birisi, her ne kadar kendisi etkilenmediğini söylese bile çok fazla bağlantılar var. Sauron aslında bir şekilde zamanın Alman ruhunu temsil eden bir şey. Aşırı disiplinli, aşırı çalışkan, çok düzenli ve bunun içinde gerekli sertliğe sahip olan birisi. Yani aslında biraz Nazizm şekillenmesi gibi Sauron'un durumu. Yani istediği şeylerin ruhu bir baskı, bir otorite yaratıyor. Ve şey oluyor, Sauron böyle kendisi gönüllü olarak kötü tarafa geçmiyor aslında. Yalnız Melkor'un direkt kendi istediklerini yapması, diğerlerinden bağımsız davranabilmesi ve yaparken de diğer hiçbir şeye dikkat etmeyip çok hızlı bir şekilde sorun çözerek yapması Sauron'un ilgisini çekiyor. Melkor'a daha bir yakın hissetmeye başlıyor kendini. Gene de kötü tarafa geçmiyor, ancak şeyde kötü tarafa geçiyor. Melkor birinci savaştan evvel, yani Melkor'un kuleleri yıkmasından sonraki savaştan evvel şey oluyor. Melkor tarafından kaçırılıyor ve bir süre tutsak tutuluyor. Bu tutsak tutulduğu süre içinde de ruhu da gölgeleniyor. Zaten oraya temayülü var, meyli var. Ve Morgoth'a çok büyük saygı duymaya başlıyor ve onu efendisi olarak görüyor. İlk kötü tarafa geçiş öyle. Ondan sonra zaten şey Mairon adından vazgeçilip Sauron deniliyor. Beleriand'ı Sindar'da, yani orada yerleşik olarak kalan, batıya geçmeyen Sindar tarafından da Gardhawr deniliyor. Peki Anatar? Anatar ta şeyde, yüzüklerin yapımı sırasında ikinci çağda olacak. Epey bir ismi var abi. Epey çok ismi evet. Var. İşte Karanlıklar Efendisi, Yüzüklerin Efendisi, Yüce Tek, Arda'nın Kralı. Yani 20'ye yakın lakaba sahip bir Maya aslında. Ama Anatar galiba en iyi anlama sahip olan. Tabii yani hediyeler veren demek Anatar. Ama zaten o bir kandırma taktik olduğu için, yani riyakar bir durumu var orada. Anatar hediyelerin efendisi, hediye veren kişi. Kötü tarafa geçince Melkor'un direkt olarak önemli komutanlarından biri haline geliyor. Hatta Utumno'dan sonra yaptığı Agband Kalesi'nin komutasını da Sauron'a veriyor. Sauron orada direkt aslında savaşlara çok dahil olmamakla birlikte bilim adamı gibi elflerin dönüştürülmesi, ork ırkının geliştirilmesi, kurt adamların, vampirlerin yaratımı demeyelim de dönüştürerek onların oluşturulması falan işlerinde çok mahir birisi. Peki Morgoth mu yönlendiriyor abi bu işi? Morgoth mu yönlendiriyor? Yani Morgoth direkt olarak efendisi. Mesela Sauron iyilikten döndükten sonra hiçbir zaman bir hainlik vasfı söz konusu değildir aslında. Çünkü Morgoth karanlık kapılardan atıldığı zaman bile Morgoth'a inancı ve efendi olarak kabul etmesi değişmemiştir. Morgoth'a her zaman sadık kalmıştır. Çok ilginç aslında. Evet. Evet, yani bir kötü ama kötülükte de kararlı. Tipik özelliklerindendir ya. Kötü hani ihanet eder. İhanet eder. Yani hele Morgoth hani artık güçsüzleşmiş gitmiş, hani onun yerine ben geldim demez mesela. Morgoth gelene kadar efendiyim der. Morgoth'un da en sadık. En sadık adamı denilebilir. Belki Godmog da çok sadık falan ama Godmog tabii ölüyor. Yani bütün çağlar boyunca yaşamıyor. Birinci çağ boyunca Atmant'ın komutanı. Ağaç
savaşlar sırasında sadece Akman Komutanlığı ve geliştirme bilimsel araştırmaların sorumlusu durumunda. Birinci çağa gelindiği zaman kurt adamlar vampirlerden, özellikle kurt adamlardan özel bir kuvvet oluşturuyor ve Tol Sirion'a Minas Tirith'e saldırıyor. Ama bu bizim Gondor'da bildiğimiz Minas Tirith değil. Bu Tol Sirion adasında, Beleriand coğrafyasında olan kale. Orayı ele geçiriyor çünkü sürekli saldırıyor. En sonunda dayanamıyorlar bu saldırılara karşı ve geri püskürtülüyorlar. Püskürtüldükleri zaman da orayı ele geçiriyor. Oranın yapısını değiştiriyor. Duvarlarını falan büyüyle geliştiriyor. Başka bir hale, karanlık bir hale geliyor. Ve orada da bir kurt adamlar ordusu yetiştirip oranın savunmasını o şekilde yaptığı için de oraya Tol Gartort diyorlar. Yani kurt adamlar adası deniliyor artık. Tam bir komutan aslında. Tabii yani bir general. Morgoth'un general, hani öyle şey de değil. Düşük düzeyli bir komutan da değil. Yani Morgoth ordularının, o, diyelim 3 ordusu var Morgoth'un. Glarung'un ordusu, Gothmog'un ordusu, Sauron'un ordusu. Abi kare as gibi zaten. Yani çok kuvvetli şeyler. Bir de Sauron hani şeydir de, kandırıcıdır, ayartıcıdır, hileler yapabilir. Yani Morgoth o açıdan benziyor. Yani bir grubun arasına birilerini gönderip ya da kendisi şekil değiştirerek girip onları parçalayarak altına alabilir. İyi bir politikacıdır çünkü Morgoth özel olarak insanların uyanışından sonra insanlarla iletişim kur ve onları bizim tarafımıza çek diye doğuya gönderir onu. O yüzden Tolkien coğrafyasında bütün tarihler boyunca doğudaki insanların büyük bir çoğunluğu karanlık güçlere inanmışlardır. Sauron da kuvvetiyle işte yaptığı işlerle zaten korkutmak için çok fazla çabaya da ihtiyacı yok aslında. İnsan gibi zayıf bir canlı karşısında. Ya bir de şey, şimdi biz insan dediğimiz zaman biz kendi 4000 yıllık tarihimizden bir yerdeyiz. Yani ona göre bir şey düşünüyoruz. Şimdi o zaman güya insanlar ilk yaratıldıkları zaman, yani daha nereye geldiler, ne yaptılar, ağaçlar ne, göl ne, aslanlar, kaplanlar varsa bizi yer mi yemez mi? Yani bir bilgi sahibi değiller. Tamamen cahil ve ham olarak oradalar. Zaten o sırada hani en güçlü olanın tanrı olarak görülmesi falan çok normal bir durum yani. Sıfır beyinle orta dünyayı öğrenmek için varlar orada. Bizim gibi değil yani. Şimdi biz bazı şeylerle karşılaştırmalar yaparak bazı şeyleri eleyebilme lüksüne sahip serdiyor. Abi Hollandalı bir yazar vardı, Erik von Daniken. Tanrıların Araları diye bir kitabı vardı. Evet, evet. O zaman o kitabın içinde şeyi anlatıyordu. Yani çok üst düzey medeniyet. Biz de milattan önce 2000 yıllarında, 3000 yıllarında geldiler. İşte piramitleri yaptılar. İnsanlar işte onlara kurban kesti. Onlara tanrıları bildi. Birazcık ona benziyor. İşte uzaylılar gelmişti aynen, falan. Uzaylılar hatta işte çok... yok ampul fotoğrafı falan. Ortaokul muydu benim? O zamanlar çok ünlüydü o zaman. Büyük kolpacıydı da işte. Ben de ortaokuldayken okudum. Demek ki ölümsüz bir eser yazmış. Ölümsüz bir eser yazmış. Her nesil ortaokul yıllarında okuyor bu kitabı. Sauron bu sırada şey de yapıyor. Daha kötülüğe meylediyor ama Melkor gibi nihilist değil. Yani her şeyi yakıp yıkayım derdinde birisi değil hala. O daha çok yani korkuyla da olsa, dehşetle de, bir diktatör olarak da olsa toprakları ve onun üstünde yaşayan canlıları, halkları kendisine bağlamak ve onları yönetmek istiyor. Yok etmek istemiyor. Melkor'un ki daha tanrısal bir zıtlık aslında. Melkor çünkü İlvatar'a dayılık yapıyor aslında. Oradakilere değil. Yani sen buraları güzelleştir, ben de buraları bozarım. Sauron öyle değil yani. Buralar var olmuş. Buralarda birileri var. O zaman niye burayı kendimiz yönetip de tadını çıkartmıyoruz? Pragmatist adam. Pragmatist birisi yani. Melkor inatçı. Sadece hırsından. Çünkü yani o Valar olduğu için öyle toprağım olsun bilmem ne, onları algılamaları madde mümkün biçimi değil. Mülkiyet meselesi onlarda farklı. Onlarda erk üzerinden bir mülkiyet durumu var. Mal mülk üzerinden bir mülkiyet meselesi yok yani. Sadece Silmarillere çok. Melkor'un herhalde tek mülkiyet hikayesi o Silmarillere elinde tutma işi. O da ağaçların ışığından yapılmış. O da yaratılışın ışığına bir gönderme oluyor. Gene tanrısal bir güzelliğe sahip olmak gibi oluyor. Mücevher'in kendisine sahip olma hırsından kaynaklı değil aslında. Ya buradaki katmanları Tolkien bence çok, yani felsefi açıdan da bakıldığı zaman inanılmaz güzel koymuş katmanları. Tolkien yani sadece Anglo-Sakson ya da Cermen ya da Batı Avrupa kökenlerine dair bilgiye sahip değil. Doğu medeniyeti hakkında da yani ortalamanın içinde bir bilgisi varmış gibi geliyor bana. Bir de çok şey de vardır Tolkien'de. Hani bu aydınlanmacı tavrın sanayileşmeye dönüşmesiyle beraber aydınlanmacı durumun geldiği noktanın aslında insan değerlerine verdiği zarardan da rahatsızdır. Yani tam bir Anglo-Saksondur ama kendi medeniyetin yarattığı duruma da karşı bir adam. Yani, öyle bir zorluğu var. Orijinal bir muhafazakar. Evet, çok bizim orijinal bir muhafazakar. Türkiye'de bildiğimiz tarz değil ama orijinal bir muhafazakar. Hani bizde de zaten muhafazakarlıkla Batı Avrupa'daki muhafazakar terimi aynı anlama gelmiyor. Yani başka bir şey. İşte Melkor mesela bunu birinci çağda çok önemli bir işle görevlendiriyor. Daha demin bahsettiğimiz, diyor ki insanlar uyandı. İlvatar'ın iki
ikinci çocukları. Onlar elfler gibi çok bilinçli falan değiller. Valar'la bir iletişimleri yok. Onları kendi tarafımıza çekip çok kuvvetli müttefikler elde edebiliriz diye Sauron'u bir diplomat gibi ya da bir ne bileyim misyoner gibi onların arasına gönderiyor. Doğu'ya gönderiyor. Doğu'daki bütün halkların büyük bir çoğunluğunu kendine köle yapıyor ve Morgoth'u tanrı olarak gösteriyor. Morgoth'u da tanrı olarak inanıyorlar. O yüzden insanlar arasında şey çok fazla. Doğu dölleri dediklerimizin neredeyse tamamının Melkor ve Sauron'a sadık olması. Ta o birinci çağdan yaratılışlarından itibaren böyle bir kültürle büyüdükleri için. Kötülüğü de ayırt edebilmek adına iyinin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Adamlar ne Valar'la karşılaşmışlar ne elflerle bir muhabbetleri var. Yücelerle bile doğru düzgün görüşemiyorlar. Tamamen kendi aralarındalar. Vahşi hayvanlar, zor bir doğa. Bir tane kendilerine benzeyen ama kendilerinin yapamadığı muhteşem işler yapabilen biri geliyor. O tarafa meyletmeleri çok normal. Bana onları savunuyorsun abi. Tabii bence... ben kötülük taraftarıyım ben. yok sen ne iyilik taraftarsın ne kötülük ben taraftarsın. Ben nötrüm. Tolsion'un adasının ele geçirilmesi, insanların kendi taraflarına döndürülmesi falan. Tolsion da geliyor oranın komutanı oluyor. Ve oranın komutanı olduktan sonra da Morgoth ikinci bir görev veriyor. Çünkü Barahir ve yoldaşları bir türlü rahat durmuyorlar ve bütün bölgeyi rahatsız ediyor. Ve o kadar yani çok az kişiyle o kadar fazla zarar vermeye başlıyorlar ki artık Barahir'in adamlarının engellenmesi gerekiyor. Ve kendi ork kuvvetleri falan bunlarla baş edemiyor. Tam bir gerilla taktiğiyle savaşıyorlar. Bir gün oradalar, bir gün buradalar. Yerleri, mekanları doğru düzgün belli değil. Vur kaç orduları yıpratıyorlar sürekli. Sauron'u görevlendiriyor. Diyor ki Barahir ve adamlarını yakala, öldür ya da tut. Sauron onların peşine düşüyor. Bu hikayeyi de daha önceki şeylerde anlattık. İşte mutsuz Gorlim var. Karısı Eilinier öldü mü kaldı mı bilmiyor. Orada da Sauron'un şu özelliğini görüyoruz. Artık Sauron kötü güçlerle uğraşa uğraşa artık hayaletlerin de efendisi olmuş durumda. Öyle bir sıfata da kavuşmuş durumda. Ona bir hayalet Eilinier gibi görünüyor Gorlim'e ve o şekilde yakalanıyor ve karısına kavuşacağı zannıyla arkadaşlarının yerini söylemiş. Beren ve Lúthien bölümlerimizin Beren ve Lúthien'de. Evet. Orada anlattık. Yani daha detaylı bulabilir arkadaşlar orada. Ürün yerleştirmeni çok başarılısın abicim. Tebrik ediyorum. Beren ve Lúthien videolarımızı izlesinler. Bu sefer Beren tek başlarına bunların belası oluyor. Beren'i de özel olarak Sauron görevlendiriyor. Beren'in yakalanması ve öldürülmesi için. Yalnız Beren şey yapamıyor işte. Yakalanamıyor. Çünkü Melian kuşağına giriyor ki normalde Melian kuşağına girememesi lazım. İlahi bir durum yani. Beren'in Melian kuşağını insan olarak geçebilmesi. Kaderin yazılması sonucu neticesi olarak o kuşağa geçebilip Lúthien'le Menegroth'ta tanışıyor. Beren ve Lúthien hikayesinde anlattığımız durum. Abi Beren ve Lúthien hikayesi demişken o bölümde sen Beren'e kazma dedin. Sonra ben ne oldum? Feminist. Daha sonra şeyi rastlıyoruz işte Sauron orada Tol Sirion'daydı. Felagut Finrond'la Beren ve 10 adamı ork şeklinde oraya gelirler. Silmaril macerasında yakalanırlar. İşte Sauron orada çok zalimdir yani. Ve onları bir kuyuya kapatır. Tek tek elemanlarını alır ve kurt adamlara parçalatır. En sonunda Felagut Finrond'da şey kalır. Beren kalır. Aslında Felagut Finrond'un çok önemli biri olduğunu anladığı için ilk başta Beren'i yemek üzere bir kurt adam gönderir. Yalnız Felagut Finrond Beren'i kurtarmak için kendi hayatını verir. Ve kurt adamı öldürür. Tam o sırada da Huan ve Lúthien gelir. Lúthien'in büyüsüyle beraber şey imha durumu ortadan kalkar. Lúthien'i tanır yalnız Sauron. Melian'ın kızı olduğunu anlar ve bunu ben Agbant'a götürürsem, efendime götürürsem çok önemli bir hizmet yaparım falan diye heves eder. İşte kurt adamlarını tek tek gönderir ama hepsini Huan öldürür. En sonunda Dragluin'i gönderir. Oradaki kurt adamlarının komutanını, en irisini. Huan onu da ölümcül bir şekilde yaralar. Son anda elinden kurtulur Dragluin ve içeri girer. Kaleden içeri girer Tosyon'un. Ölmeden evvel Sauron'un ayaklarının dibinde Huan orada. Yani. Huan'ın orada olduğunu öğrenince o ana kadarki en büyük kurt adam şekline girer Sauron. Orada da deri değiştiriciliğini görüyoruz. Huan'ı öldürmek için çıkar ve öyle bir kötülükten dolayı dehşet yaratır haldedir ki görüntüsüyle, kurt adam görüntüsüyle Huan bile bir an geri çekilir. Hani bir donar bir anda. Ve şeyde direkt olarak Lúthien'in üstüne saldırır. Sauron. Ama işte Lúthien kendi saçlarından yaptığı uyku pelerini onun suratına doğru savurunca bir an kendinden geçer gibi olur. Huan onu yakalar boğazından. İşte çok ölümcül bir kavga sürer ama Sauron kılık değiştirir, yılan olur, vampir olur, kendi haline girer. Bir türlü onun dişlerinden kurtulamaz. Sauron artık kanlı falan akmaya başlamıştır. Kendi bedenini kaybedeceği korkusu falan olur. Lúthien buradan gitmesi ve Beren'i teslim etmesi koşullarıyla Huan'a Sauron
Sauron'u bırakma emri vereceğini söyler. Bunu da kabul eder. İşte şey tarifi çok güzeldir. Ormanlar üzerinden, Doriath ormanlarından üzerinden Tarnufu ile uçarak gider vampir kılığında. Damlayan kanları yeşil ormanlarda düşen yapraklarda simsiyah bir iz oluşturur. İz bırakarak gider yani. Ben hep o kısmı okurken kafamda böyle çok pırıl pırıl bir gökyüzü ama koyu mavimsi bir ambiyans. Çok koyu yeşiller arasında bile belli olan böyle simsiyah bir iz böyle damlalardan oluşan görüyorum yani. O bölgeyi Tarnufuin bölgesini, ormanlık alanı kendi kaybetmesinin siniriyle ve Morgoth'un kendisine ne yapacağını bilmemesinden dolayı gerçekten müthiş bir dehşet bölgesine çeviriyor. Yani orada resmen şey yapıyor, bu kötülüğünü ve zalimliğini yansıtıyor. O bölge hemen herkes tarafından korkulan korkunç bir hal alıyor. Ne derler, hemen hemen hiç kimse zaten oraları kullanmıyorlar o Sauron'un orada bulunduğu süre boyunca. Sonra işte malumunuz Gazap Savaşı oluyor. Gazap Savaşı'ndan sonra Morgoth kaybediyor savaşı. Thangorodrim yıkılıyor. Utombo'yu yıktıklarında Akvant'a gelip arıyorlar ama birazı içeride kalıyor. Tamamını parçalamıyorlar falan. Biraz üstün körü davranıyorlar. Ama bu sefer tek tek bütün dehlizlere falan da bakılıyor, ediliyor. Ama Sauron'u bulamıyorlar. Sauron'u bulamama sebeplerinden biri Sauron kendi kültünü yarattı ve orada her zaman destekçisi olduğunu bildiği Uzak Doğu'ya kaçıyor. Aslında Eowyn, yani Gazap Savaşı'nın komutanı, Manwë'nin silahları, Sauron'a haber gönderiyor. Gel Valar Konseyi'ne katıl, yargılan, cezan varsa çek, Valinor'da yaşayabilirsin cezanın bitiminden sonra falan diyor ama o hem utancından hem de Valar'ın ne kadar bir ceza vereceğini, çok korkunç bir ceza verebileceğini falan düşündüğü için. Çünkü Morgoth'un ayaklarını keserek boşluğa atıyorlar. Hani bana da o tür bir ceza verirler mi korkusuyla. Biraz da gururuna yediremiyor tabii. Çok güçlü bir maya. Zaman içinde de karanlık güçlerde çok güçlenmiş birisi. Kendisini toparlamak adına şeye kaçıyor. Uzak Doğu'ya kaçıyor ve orada kalıyor. O şekilde de birinci çağın sonundaki Sauron hikayesi tamamlanmış oldu. İkinci çağa gelindiğinde artık orada mesela bu dizide de muhtemelen yani bu bölümlerden en azından bahsedilecektir. Son dakika bilgisini paylaşayım abi. Son dakika bilgisi, dizinin çekimleri devam ediyor. Sauron ve Elrond da olacakmış dizide. Nasıl işlerler? İkinci çağ değil mi? Yani İkinci kesin çağ. İkinci çağ. Hani geçişler mi olur zamanlar arası onu bilemiyorum ama bugün daha okudum. Ya ikinci çağ yani düzgün çekerlerse çok keyifli bir çağ. Güzel olur. Şu an da ikinci abi çağa geldik zaten. Biz şimdi ikinci çağa geldik. Sauron'un ikinci çağında. İkinci çağa geldiğimizde Sauron Gazap Savaşı'na yani birinci çağın bitiminden sonra 1000 yıl boyunca doğuda yaşıyor. 1000 yıl oradaki insanları şey kendi kültüne inandırıyor. Zaten Morgoth'un etkisiyle de onlar kendi o Sauron tarafına meyilli bir halk oluyorlar. Ve 1000 yıl geçtikten sonra artık diyor ki Valar orta dünyadan umudunu kesti muhtemelen. Ben orta dünyaya yani bildiğimiz batı topraklarına geri döneyim. Ve tekrar geri dönüyor. Yalnız bu sefer elflerin zayıflığını nereden bulabilirim diye düşünüyorum. Çünkü insanların çoğunluğu kendi tarafında olduğu için asıl rakip olarak gördüğü şeyler elfler. Anatar kılığına giriyor. Yani hediye veren, hediye bahşeden anlamında bu eli yüzlü, düzgün, yakışıklı, soylu bir insan ya da elf gibi düşünmek lazım. İlk başta o zamanın en güçlü liderleri olan Gil-galad'ın yanına geliyor. Kirdan'la muhabbet ediyor. Gil-galad'la işte ben size bazı konularda yetkinlikleri ustalıklarım var bunları gösterebilirim falan diyor. Elrond'la görüşüyor falan. Yalnız Kirdan ve Gil-galad bu işte bir tuhaflık olduğunu sezinliyorlar. Bilmiyorlar onun Sauron olduğunu ama güvenmiyorlar da. Orada direkt ismi almış şekilde mi geliyor Anatar diye yoksa oradakiler mi ona? Ha benim adım Anatar diye. Hatta Kirdan ve Gil-galad elf efendilerine falan da haber gönderiyorlar. Böyle bir adam var Anatar diye. Biz bu insana güvenmiyoruz. Sizin de haberiniz olsun. Siz de güven göstermeyin. Elrond, Galadriel, Kirdan ve Gil-galad reddetmesine rağmen gene Feanor soyundan gelen bilim aşığı birisi, Crufin'in oğlu olan Celebrimbor, dedesi kadar büyük bir demirci ustası olmak istiyor. Zaten Eregion'da Gwaith-i Myrdain diye bir topluluk var. Burada en büyük cüce demir ustaları, zanaatkarlarıyla en büyük elf, narin işlerini yapabilen büyük ustalar. Zanaatkarlar ama hani bu işi sanat seviyesine çıkarmışlar. Hmm. Cemaat gibi bir oluşumları var orada. Bizdeki belki de biraz ahil oncaları gibi tam bir durumlar. Evet. Hepsi birbirine yardımcı ve sürekli kendi ustalıklarını birbirleriyle yardımlaşarak yükselten. O yüzden o kendi zaafına yenik düşüyor ve Anatar'ı kabul ediyor. Ve bunlara yardımcı oluyor hakikaten ve kendi medeniyetlerini, oradaki büyük ustalıklarını Anatar'la beraber biraz daha yükseltiyorlar. Büyülü nesneler yapıyorlar.
yapmaya, daha iyi madenleri işlemeye falan başlıyorlar. 300 yıl kadar bunlarla beraber bu ustalıkları geliştire geliştire öyle bir hale geliyorlar ki artık güç yüzükleri denilen o büyülü nesneleri dövebilecek hale geliyorlar 2. çağ 1500'te ve güç yüzükleri dövülmeye başlıyor. Şöyle bir şey var, bak onu es geçtim ben. 2. çağ 882'de doğuda Gilgalad bir gölge fark ediyor. Anlatar olarak daha gelmeden önce bir kötülüğün büyüdüğünü falan hissediyor. Ve kendi kuvvetleri de o zaman zaten savaşlardan sonra çok daraldığı için bu gölgeyi yaratabilecek kadar kuvvetli bir kötülük varsa diyor, tek başıma ben bununla baş edebilmem çok zor. O yüzden Numenor'a haber gönderiyor. Çünkü o zaman Numenor'da sürekli ticari ve askeri ilişkileri var. Numenor'a haber gönderiyor. Doğuda bir gölge büyüyor. Sizin de haberiniz olsun. Bir gün sizden yardım isteyebilirim. Denizci ve karısı öyküsü vardır. Numenor krallarından biri olacak Anardil'in karısıyla hikayesini anlattığında buradaki kısma daha derin değineceğiz. Orada çok daha detaylı bir şekilde değineceğiz. Binde de artık Mordor'a geliyor. Numenor hakkında da bir şeyler duyuyor, öğreniyor Sauron. O da Numenor'un ne kadar büyük bir medeniyet haline dönüştüğünü fark ettiği için, onların da aralarında bir bağlantı olduğunu tahmin ettiği için muhtemelen Mordor'u kendi yuvası diye seçip Barad-dûr inşaatına başlaması bu sırada oluyor. Onun tamamlanması 1600'ü bulacak. 600 yıl sürecek Barad-dûr'un şey yapılması. Tamamen olması. Barad-dûr Kulesi'ni yapar. Sonra hepimizin filmlerden bildiğimiz o son savaş vardır ya. Hı-hı. Kara Kapılar, Maron'la Savaşı. Kara Kapılar'ın yapılmasıyla Barad-dûr inşası biter 600 yıl içinde. Bir senede de yıkacaklar. Evet, yani yüzük gidecek, Barad-dûr bitecek yani. Ondan sonra bu yüzükler yapılmaya başlanıyor. 400 yıl kadar Celebrimbor'la beraber Eregion'da kaldıktan sonra Mordor'a gidiyor. Barad-dûr da zaten tamamlanmış gibi artık 1600'ler. Orada Celebrimbor bundan habersiz kıllandığı için 3 tane Sauron'un hiç üretiminde hiç dahil olmadığı 3 elf yüzüğünü yapıyor. Efsane yüzükler. Galadriel, Elrond ve önce Círdan'da daha sonra Gandalf'ta olan yüzükleri. Şeyde tek yüzüğü dövüyor. Sauron'da Orodruin dağında, yani yok olacağı dağda, oranın hakikaten altındaki mağma ateşiyle artık neden yapıyorsa o madeni de, yani özel olarak belirtilmiş bir şeye rastlamadım ben. O sıcaklığa da dövülebilen bir madenle bizim klasik bildiğimiz, hani anne babalarımızda gördüğümüz alyans gibi bir yüzük yapıyor. Yani hiçbir süsü yoktur. Mesela elf yüzüklerin her birinin ayrı taşı var. Ama tek yüzük olabildiğince sıradan bir nesne gibi. Ama en güçlüleri. Zaten yüzüğü yapıp da taktığında hemen elfler uyanıyorlar. Çünkü diğer 9'lar, 7'ler ve 3'ler yüzüğe bağlanıyor. Tek yüzük o kadar güçlü. O zaman Sauron'a yüzüklerin efendisi deniyor. Tek yüzüğün efendisi denmiyor. O tek yüzük yapınca tabii ki elfler akıllıca davranıp o yüzükleri saklıyorlar. Üç yüzükleri takmıyorlar. Çünkü o tek yüzük Sauron'dayken takılsa onlar o yüzüğe bağlı olacaklar. Sauron'a bağlı olacaklar. Celebrimbor akıllı bir yer. Zaafları olmasına rağmen Círdan'a teslim ediyor. Bir tanesini Galadriel'e. Ya bu tek yüzük bir tane. İşte 3 tane güçlü elf yüzüğü var. Bu elf, hatta Elrond divanında geçer bu muhabbet. Hı hı. Bu yüzüklerin gücü onu yenmeye yetmiyor mu falan. Galadriel'de Elrond cevap olarak şey der. Bu yüzükler hayatı devam ettirmek, geçmişten kopmadan geleceği sabit demek için, iyilik için yapıldı. Bu yüzüklerin savaşma özelliği yok. O yüzden tek yüzüğe karşı bu yüzükleri kullanamayız. Çünkü zaten tek yüzüğe bağlanmak zorunda kalırlar. Bunlar mücadeleci yüzükler değildir. Bunlar koruyucu yüzüklerdir. Oysa tek yüzük saldırgan bir yüzük. Yani bir savaşçıyla bir ilim adamı gibi düşünmek. Yani yüzüklerin kendi iradesi de var. Kendi iradesi var. Kişi gibi düşünmek tabii, lazım. Yüzüklerin hepsini. Yani hepsinin kendi özellikleri var ve özellikleri kimin kullandığına göre de değişiyor. Elrond'un yerinde sıradan birisi yüzüğü kullanmış olsa zaten bir ayrık vadi yaratamaz yani. Ya da Galadriel değil bir başkası taksa Lothlorien ormanı o şekilde olmaz. Yüzüğü takan kişinin kendi gücü de yüzüğün gücünü arttırıyor. Yüzük de o kişinin gücünü arttırıyor. Tek yüzük de öyle. Mesela tek yüzüklü Sauron yenilmez diyorlar. Sauron'un yenilebilmesi için o yüzden tek yüzüğün yok edilmesi lazım. Çünkü Sauron'da ise tek yüzük zaten Valar gelmeden Sauron'un kaybetme ihtimali yok. Yani sadece Valar'ın mücadele etme şansı oluyor. Şey hikayesi var ya, sürekli bir zincirle bağlıdır. Yani filmde de görürüz. Onun sebebi o. Parmağına ya da cebine taktığın zaman, kendine sabitlemediğin zaman yüzüğü, yüzük istediği zaman düşebiliyor. O yüzden zincirleniyor o yüzük. Orada böyle mecazi olarak tutsak edilmiş oluyor. Yani filmi izleyenlerin hiçbiri bunu düşünmemiştir. Güzel bir video oldu. Sauron çok kızıyor bu yüzükler verilmeyince. Delleniyor. Zaten kendisi şey yapıyor. Dokuzları falan işte insanlara veriyor. Yedileri cücelere veriyor. Şöyle bir etki oluyor. Dokuzlar direkt olarak Sauron'un Nazgullarına dönüşüyorlar zaman içinde. Yani çok kolay bozuluyor insan ruhu. Mesela cücelerde biri Sauron tarafına geçmiyor. Sauron ona da ekstradan bir şeyi var. Tepkisi var. Çünkü yüzükler ne kadar güçlü olursa olsun cüceler Aule'nin
yaratılar olarak o kadar güçlü bir iradeye ve inada sahipler ki kötü tarafa geçmiyorlar. Ama onlarda da Hobbit filminde bahsedilen ejderha hastalığı denilen, bu sefer mala, mülke, altına, parlak madene aşırı tutku yaratıyor. Dağ gibi altın yığıyorlar mesela cüce kralları. Hiçbir anlamı yok oysa o kadar altının olmasının yani. Tutkun olmakla, düşkünlükle alakalı. Düşkünlük dedin, Tolkien'in en önemli kavramlarından biri orta dünya tarihinde düşkünlük meselesidir. Ahlaki bravo, düşkünlük. Bravo, bak hikayesi. Nasıl pası attım hemen aldı. Ben de bunu düşünmüştüm. Helal dilek. İşte yüzükleri ele geçirmek için Celebrimbor'la savaşıyorlar. O zaten şey dayanmıyor Sauron'un kuvvetlerine. O zaman Sauron'un kuvvetlerinde orklar var. Doğulu insanlar var. Bir de troller var. Cüceler aslında şeye, ittifaka yardımcı olsalar da bu büyük güç karşısında daha fazla dayanamayıp Durin soyundan cüceler Moria'ya çekiliyorlar. Ve işte orada Celebrimbor'un yaptığı kapılar asla dışarıdan açılmaz büyülü kapılardır ve muhteşem kuvvetli kapılardır. Kendilerini şeye hapsediyorlar aslında cüceler. Sauron'un saldırısı karşısında. Moria'nın içine hapsediyorlar. Çünkü dışarıdan açılamıyor. Sauron kuvvetleri bile giremiyor. Hı-hı. Sonra orada Moria medeniyeti inanılmaz derecede gelişiyor. Çünkü bütün ayakları o dağın içinde olmuş oluyor. Şeyi tekrar söyleyeyim. Oradaki büyülü cüce kapılarını yapan ustalardan birisi Celebrimbor. Elf cüce dayanışmasının iyi bir örneğidir o da. İşte o yüzden üstünde dost de öyle gir yazar. Ha, elftir ama dosttur. Üstünde cüce harfleri yoktur. Elf alfabesi vardır. Sindar Rumleri. Bu bölüm resmen şov yaptı Zafer abi. Filmi izleyenler diyecek vay anasını böyle miymiş ya? Oğlum kolay gaza geliyorum yapmayın. İkinci çağda bunlar işte Celebrimbor'u yakalıyorlar, öldürüyorlar. Ta Gilgalad'ın topraklarına kadar dayanıyorlar. Herkesi geri püskürtüyorlar ordularıyla beraber. Bütün bölgelerin sahibi oluyor Mordor'dan limanlara kadar falan. Ama Numenor'dan gelen askerler ve Numenor soyunun büyük gücü sayesinde şeyde limanlar önünde tutulup geri püskürtülüyorlar. Ordusunu kaybediyor falan ama Mordor'a gidecek küçük bir kuvveti kalıyor. Doğru düzgün askeri olmamasına rağmen öyle bir dengeli hale geliyor ki elflerin de kuvvetleri çok azaldığı için ne Sauron gelip limanları ele geçirebiliyor ne onlar gidip Sauron'u yok edebiliyorlar. Dengeli barış zamanı dedikleri aslında denge dedikleri bu yani. Kimsenin bir tarafa saldıracak mecali yok yani. Sauron da kendini o küçük kuvvetine rağmen elflerin mecali kalmadığı için orta dünyanın kralıyım ben diyor. Bu lafı duyan artık bozulmaya yüz tutmuş ukalalıktan, şımarıklıktan, medeniyetlerinin getirdiği üst düzeyden dolayı Numenor'daki Ar-Pharazôn kral diyor ki orta dünyanın bir kralı olacaksa o da benim diyor. İnanılmaz büyük bir donanmayla ve Numenor askerleriyle şeye gidiyor. Orta dünyaya çıkıyor. Sauron öyle büyük bir kuvvetle karşılaşınca bunlara karşı hiçbir şansının olmadığını anlıyor. Sauron'u ayağına davet ediyor Ar-Pharazôn. Sauron Mordor'dan kalkıyor, geliyor. Ar-Pharazôn'dan af diliyor. Benim de kralım sizsiniz falan diyor. Çakal. Çok çakal. Ve Ar-Pharazôn da şey diyor, seni burada bırakmak çok tehlikeli olacaktır diyor. Çünkü sana burada güvenemeyiz. Bizle beraber Numenor'a geleceksin tutsağımız olarak diyor. Ve burada büyük bir tarihi yanılgıya yeniden bir insan olarak imza atmış. İlk başta büyük tantana yapıyor. Ben burada kalmalıyım, beni affedin, bir daha kötü yapmayacağım falan. Ama aslında içten ama içe... Ama içten içe Numenor'a gideyim istiyor. Şeyin iyice gururu kabarıyor Ar-Pharazôn'un. Hayır benimle geleceksin, tutsağım olacaksın falan diye. Bunu da Numenor'a götürüyor. Bazen bizim arkadaşlar falan da yazıyor. İşte yüzük yanında mıydı değil miydi bilmem ne falan. Görüşlerine sınamalarla çok doğru bulduğum, inandığım 6 kişiden ki bunlar şey ikisi İsveçli, 4'ü İngiliz Tolkien araştırmacıları. Onların 6'sı birden şey diyor. Giderken yüzük yanındaydı. Ben de öyle düşünüyorum şimdi doğrusu. Çünkü yüzük yanında olmasa zaten gücünü büyük bir bölümünü bırakmış oluyor. Yüzüğü bırakıp gitmez Sauron Numenor'a. Bir daha ben de ne düşünüyorum biliyor musun? Bir sene içerisinde Bran naibi oluyor. O yüzüğün de bir etkisi var bence. Yani o yüzden yani, o kadar hızlı. Jedi'larda şunu düşüneceksin bunu düşüneceksin tarzı böyle yani aklını karıştırma gibi bir de özellik var. Tabii. Bu da o savı kuvvetlendiriyor yani, gibi geliyor bana. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bu kadar hızlı. Zaten şey Adonai'lik adı da işte bir yeni adlarından birisi de Numenor'da Zigur. Büyücü demek. Ya öyle bir yük yükseliyor ki ve Ar-Pharazôn'u ölüm korkusu başlıyor Ar-Pharazôn'da. Numenorlu insanlar çok uzun yaşamasına rağmen o kadar büyük bir ihtişama ve güce sahip ki ölmek istemiyor. Bu ölüm korkusundan yararlanıp kralı Valar'ın sahtekarlığı üstüne gazlamaya başlıyor sürekli. Ve çok hızlı bir şekilde şeyde yükseliyor. Numenor'da kral naipliğine kadar yükseliyor. Kralın ikinci adamı sağ kolu haline geliyor çok kısa bir sürede. Ve öyle bir bozuyor ki Quenya kullanmak yasaklanıyor. Batıdan gelen elflerle görüşmek yasaklanıyor. Elflere
hala ve Valar'a inananlar, ibadet edenler ki çok güçlü ikinci bir iktidar gibidir vakti zamanında büyük saygı duyulan şey Annuminas asasının sahipleri sadıklar. Resmen yani avlanıp öldürülüyor. Ilúvatar tapınağının olduğu tepeye Melkor tapınağı kurdurulup orada insan kurbanı falan yapmaya başlıyor Numenor. Valar'la tamamen ilişkisini kopartmış oluyor. Ve Sauron'un niyeti de Numenor'u Valar'a karşı savaşa göndermek. Tabii yani Valar'a karşı hiçbir şanslar olmayacak. Bu da rahat rahat orta dünyaya geçecek. Böylece orta dünyada elfler zaten zayıf. İnsanların Edain soyunun asıl kuvveti Numenor. Orada istediği gibi at koşturacak. Planlaması bu. Yalnız Valar Arfarzon'u gaza getirip de Valar'a karşı saldırtınca Manwë kendi sorumluluğunda olmayan insan soyu, çünkü İlúvatar'ın çocukları insanlar, İlúvatar'a danışıyor. Diyor ki bize karşı ve sana karşı, İlúvatar'a karşı. Çünkü İlúvatar yalandır diyor. Asıl tanrı Melkor'du. Sana karşı böyle bir isyan var. Biz onlara karşı savaşmalı mıyız? Onları Valinor'a kabul mü etmeliyiz? Sadece gelmelerini mi engellemeliyiz? Bize bir akıl ver. İlúvatar cevap olarak muhtemelen şöyle diyor. Siz bir kenara çekilin diyor. Bir dur sen diyor. Bakalım ne diyorlarmış diyor. Bütün o inanılmaz dev donanmayı yıkıyor. Sadece onu yıkmakla kalmıyor. Öyle bir fırtına çıkartıyor ki şeyler yok oluyor. Numenor adası tamamen batıyor. Biraz Atlantis gibi işte. Bütün ada batıyor ve sadece 9 gemi olması lazım. Sadıkların olduğu 9 gemi. Yani hala İlúvatar'a inananların olduğu 9 gemi. Elendil ve çocukları ve onların aileler, sülaleler. Kurtarabildikleri değerli yadigarlar ve kendi özel eşyaları ve birkaç bin adam muhtemelen. Onlar o fırtınada zarar görmeden kıyıya erişiyorlar. Ve bu savaştan yani Akalebet'ten çöküşten sonra öyle bir hale geliyor ki Sauron bile Numenor çökerken Numenor'da olduğu için bedensel olarak yok oluyor. Ama ruhen var ölümsüz olduğu için. Bir ruh yüzüğün neresine koyup götürüyor yani nasıl taşıyor falan. O da bizim şeylerden oluyor. Bizde hayaletlerin hep içinden geçersin. Duvardan geçer bir şey taşımaz etmez falan. Hani. Ama Sauron çok büyük bir güç. O güçle beraber yüzüğün kendisi de belki de hayalet şekline gelip bürünüyor. Sauron'la beraber şeye orta dünyaya kaçabildi diyor. Ve şeye sığınıyor. Gene Barad-dûr'a gidiyor sığınıyor. Ve orada Sauron'un bu Numenor'u gazlaması sonucu kendisinin de beklemediği inanılmaz bir değişim oluyor. Coğrafya değişiyor. Çünkü şey artık düz olan dünya İlúvatar'ın direkt müdahalesiyle bizim bildiğimiz yuvarlak dünya haline geliyor. Ve yuvarlak dünya haline geldiğinde batı somut olarak batıdayken Valinor oradayken artık başka bir boyuta geçmiş oluyor. Sadece belli bir rotada, büyülü bir rotada oraya gidebilecek olanların gidebileceği bildiği bir yer. Tamamen korunumlu bir hale girmiş oluyor. Ve ondan sonra da Valar zaten birebir kendisi cisimsel varlığıyla orta dünyaya karışmıyor. Düz dünyacılar şok. Yani düz dünyacılar şok. Böylece ikinci çağın şeyi sonlarına doğru geliyoruz. Mordor'da ciddi kuvvetleniyor gene. İkinci çağ 3441'de bu iş artık o kadar büyük bir hale geliyor ki Gil-galad yücelere, Beorn soyuna, elflere ve insanların sadıklarına bir ittifak kurarak Sauron'dan temelli kurtulmalıyız. Uzun vadede daha da güçlenecek ve biz bu kendi topraklarımızı tutamayacağız elimizde diyor. Bu ittifaka herkes katılıyor. Hatta şey der Elrond, yani Elrond divanında anlatırken filmde de vardır. Şu andaki bütün bizden yana olanları toparlasak son ittifaka katılan ordunun muhteşemliği ve gücüne ulaşamayız der 3. çağda. Ve 7 yıl süren Barad-dûr kuşatması başlıyor. Barad-dûr kuşatmasının sonunda Sauron 7 kez kuşatmayı yarmayı deniyor. 7 kez başarısız oluyor. 7. sefer artık kendisi parmağında yüzükle beraber ordunun başına çıkıyor kuşatmayı yarmak için. Çok büyük kayıplar veriliyor. Elendil ölüyor. Gil-galad ölüyor. Çok büyük sayıda elf ve insan cüce ölüyor. Ama en sonunda işte Elendil'in kırılmış kılıcı oğlu Isildur alıp can haliyle Sauron'a savuruyor. Parmağından yüzük düştüğü için bütünlüğü kayboluyor Sauron'un. Yok olunca orklar da başsız kalıyor orduları. Son ittifak savaşı kazanılmış oluyor. Ve ilginç bir şekilde film burada başlıyor. Film burada başlıyor. Film izleyen arkadaşlar diyordu ki abi bu adam ne anlatıyor? Son ittifak savaşıyla beraber Sauron'un bedensel gücünü kaybetmesiyle 3. çağa başlıyor. 3. çağa geldiğimizde Sauron bedensel olarak yüzük parmağından gittiği için yok olmuş durumda. Ama Sauron'un şöyle bir özelliği var. Gerekli zaman tanınırsa kendi bedensel varlığını toparlayabiliyor. Zaten yüzüğü de ele geçirebilirse tamamen cisim olarak varlığını şey yapacak. Şunu belirteyim. Morgoth devasa bir karakterdir. Mesela Sauron öyle değil. Yani uzun boylu bir elf kadar. Görüntüsüyle
anormal etkileyici dağ gibi birisi falan değil yani. Bundan sonra filmdeki hikaye. O yüzden ben hani bu kısmı çok uzatmak istemiyorum. Asıl arkadaşların bilemeyeceği kısım ağaçlar çağı, birinci çağ, ikinci çağ. Abi hemen ürün yerleştirme. Tek yüzün hikayesini anlattık. Sorunun sırrı neyi anlattık. Film ve kitap arasındaki farkları anlattık. Bunların hepsine zaten detaylı anlattık. Evet, üçüncü çağdaki Sauron hakkında orada büyük detaylar bulabilirler zaten. Yani. Üçüncü çağ Bin gibi biraz toparlanmaya başlıyor Sauron'un gücü. Bunu Valar fark ediyor. Yani Valar Orta Dünya'ya cismsel olarak dahil olmayacak, o savaşlara girmeyecek ama Orta Dünya'dan da vazgeçilmiş değil. Sauron'un ufak tefek güçlendiğini, iyi kötü bir gölge olmaya başladığını gördüklerinde işte Gandalf bölümünde anlattığımız Valar Konseyi toplanıyor ve 5 Maya seçiyor. Istari adı verilen. Bunları Sauron'a karşı diğer halkları bilinçlendirmek ve ona karşı savaşta, savunmada yardımcı olabilmek için Orta Dünya'ya gönderiyorlar. 3. Çağ 1000 yılında İstarilerin Orta Dünya'ya gelmesiyle Sauron'un artık iyi kötü gücünün ortaya çıkması aynı zamana denk gelir. 3. Çağ 1050'de gölgeler biraz daha artıyor ve Sauron bedensiz olarak da olsa kendi gücünün bir kısmıyla beraber Greenwood'a, Yeşil Orman'a geliyor. Yeşil Orman'da yerleşiyor. Yeşil Orman'da bir gölgenin arttığını falan zaten Hobbitlerden de biliyoruz. İşte örümceklerin artması, karanlığın artması, ormanın o bölgelerine kimsenin giriyor çıkıyor olmaması, çevredeki cücelerin ve oradaki orman elflerinin rahatsızlığını zaten kitaplarda sık sık dile getiriyorlar. Oradaki karanlıktan falan da işkilleniyorlar. Acaba diyorlar ne? Sauron'un döndüğünü çok tahmin etmiyorlar. Ama Nazgüllerden birinin gelmiş olabileceğini, orada büyük bir büyücü olabileceğini falan düşünüyorlar. Sauron'un olduğundan şüphelenen ilk kişi Gandalf. Çünkü Sauron'un döneceğini aslında bence gelirken de biliyor. Sauron Nazgül Efendisi'ni Cadı Kralı Agmar'a, kuzeye gönderiyor. Kuzeyde işte Agmar Krallığı, Cadı Kral'ın krallığı kuruluyor ve Kuzey soyuyla, Kuzey Krallığıyla savaşmaya başlıyor. Ve şey arasında da böyle artık böyle ufak tefek kırılmalar falan da oluyor. Numenor soyunda iktidarı istemek, kendi bölgesine sahip olmak falan filan gibi. Ve tabii buna şeyin de katkısı çok. Nazgül Efendisi'nin fitne fesat işlerini falan Sauron'un yönetiminde. Gitgide zayıflıyor ve Kuzey Krallığı gücünü yitiriyor ve bölünmeye başlıyor. Sauron da kendini toparlamaya devam ediyor. 1856'da savaşlar artık öyle bir hale geliyor ki insanlarla cadı krallar arasında neredeyse bütün güçler Agmar'ın eline geçmiş oluyor. 3. Çağ'da 2063'te Gandalf iyice işkilleniyor duruma ve Dolguldur'a gidiyor. Amonlaç Dağı'nın tepesine kurulan Sauron'un kalesi. Orada şey Sauron olduğundan çok ciddi şüpheleniyor. Gidiyor bakıyor falan. Necromancer diye bir büyücü olduğu falan söyleniyor orada. Necromancer adını ilk alan Sauron'un ilk yazımlarında Tu diye geçer. Bir başka karakterdir. O Tu karakteri Necromancer diye geçer. Tu karakteri zaman içinde Sauron'a dönmüştür. Zaten etimolojisine bakarsan Tava kökünden Sauron türetilir. Tava kökünden Tu da türetilir. Quenya dilinde. 2063 işte doğruları şeye gönderir. Araba binicileri deniyor onlara. Bu sefer Gondor üstüne saldırılar başlamaya başlar. Bunların şu özelliği şu cadı kralında doğruların da Gondor'a saldıranların da bir süreklilik var. Yani savaş olup birisi kazandı birisi kaybetti durumu olmuyor. Sürekli yıpratıcı bir şekilde. O yüzden sürekli asker kaybı savaş ekonomisini desteklemek falan sivil halk da bezmiş oluyor. O yüzden çok hızlı bir şekilde yenilgiye doğru gidiliyor. Elinde yeterince güç varsa hakikaten çok başarılı bir taktik bu. 2063'te aynı zamanda dikkatli barış dönemi başlıyor. O sırada bir ateşkes oluyor 400 yıl kadar. O sırada da mesela Uruk-hai ork cinsini Sauron dönüştürmüş oluyor. Bu güneşten falan çok etkilenmeyen. Diğer orklar da güneşe çıkınca ölmüyorlar ama güneşten nefret ediyorlar. 2460'ta Dolguldur'a geri dönüyor. 400 yıl süren dikkatli barış dönemi sona ermiş oluyor. 2850'de Gandalf artık oradaki Sauron'dur ben bunu kanıtlayacağım diye gizlice Dolguldur'a giriyor ve onun Necromancer ya da Nazgül olmadığını Sauron olduğunu öğreniyor. Ama Saruman Ak Divan'da gene şey yapıyor. Yüzük zaten kayboldu da Anduin'den denize düştü de onu bulamazlar da oradaki Sauron olamaz da yüzük olmadıktan sonra Sauron'dan korkacak bir şey yok da falan diye müdahaleyi geçiştiriyor. Orada gene bir zaman kaybı yaratıyorlar. Ama 2941'de artık şey Dolguldur'a Saruman'da müdahale etmek zorunda olduğunu kabul etmek zorunda kalıyor. Yoksa kendi yüzüğü ele geçirmek planları
oynadık. Açığa çıkmış olacak. Sauron da çok güçlenmiş artık orada. Hani tam bir bedeni yok ama artık büyü gücü, etki gücü iyice artmış. Barad-dûr'a gidiyor ve Barad-dûr'un o yıpranmış yapısını falan yeniden bir kale haline getiriyor. Tabii bu sırada da Nazgûl'ler İtil'i ele geçirip Minas Morgul'a dönüştürmüş durumdalar. Nazgûl komutanlığı orada kurulmuş oluyor. Osgiliath taşı ellerine geçmiş oluyor. Osgiliath taşı ellerine geçtiği için de dünyayı gözlemlemek falan açısından daha yararlı oluyor. Daha sonra da Saruman'ın ihanet eder haline dönüşmesinde de o taşın iyi bir şeyi oluyor, nedeni oluyor. Yani birçok şey böyle katman 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 oturuyor aslında. Çok uzun döneme baktığında Tolkien'de eksiklikler ya da boşluklar olabilmesine rağmen kısa dönemli yapılandırmada bütün göndermeler birbirine tutuyor. İşte Mordor'a gittikten sonra bir göz hikayesi vardır. Bunu daha önce de söylemiştim. Filmlerde gördüğünüz gibi Barad-dûr'un tepesinde bir göz var. O bütün dünyayı gözlüyor. Hatta projektör, orası çok saçma gelmişti bana. Projektör gibi ışığı var. Oraya evet. Dönüyor, buraya dönüyor. Yani şeyde, ama imgesi çok doğru. İmgesi abi. Doğru. Zaten Sauron da imgesel olarak her şeyi gören, her şeyi kontrol eden. Yani Sauron'un gözü kavramı var. Sauron'u temsil ediyor. Sauron kuvvetini temsil ediyor. Ama Barad-dûr'un tepesinde hani böyle bir göz var da sağa sola bakıyor değil. İmgesel olarak bir göz var. Bu gitgide güçlenmeye falan devam edince Gandalf'lar, Elrond'lar bilmem neler, divanın yapılması, filmde gördüğüm şeyler. Bildiğiniz hikayeler. İşte yüzüğün şeye geçmesi, Gollum'a, Gollum'dan Bilbo'ya, Bilbo'dan Frodo'ya ve tek çözümünde yüzüğün yok edilmesi olduğu ortaya çıkınca yüzük savaşları hikayesi başlıyor. Burada aslında birebir birden çok savaş oluyor. Yani Sauron aynı zamanda Druadanlara da saldırıyor. Bigfoot'taki elflere de saldırıyor. Lothlórien'e de saldırıyor. Rohan'ı kendine çevirmeye de çalışıyor. Bizim filmlerde gördüğümüz sadece bir Pelennor Çayırları Savaşı'yla Kara Kapılar Savaşı olmuyor Sauron'la ilgili. Ve askeri olarak zaten şeyle baş etmeleri mümkün değil. Bunu Gandalf da biliyor. Sauron'un kuvvetleriyle baş etmeleri mümkün değil. Minas Tirith'i kurtarıyorlar ama herkes biliyor ki yani sadece o savaşı kazandı. O yüzden yüzüğün yok edilmesi Sauron açısından yani Sauron'dan kurtulmak açısından inanılmaz önemli. İşte Kara Kapılar Savaşı'nın yapılma sebebi de o. Kitaplarda da mesela şeydir. Sauron hiçbir zaman fiziki olarak ortalıkta gözükmez. Şey kendi hayalimize bıraktığı için bence Tolkien'in büyük zekalarından biri somutlayamadığımız için daha inanılır kılıyor şey. En sonunda Gollum'un Frodo'nun parmağını ısırıp kopartarak Orodruin Dağı'nda düşmesiyle yüzük yok olunca Sauron bu sefer kendini toparlayamayacak şekilde deniliyor. Yani tekrar Sauron'un dönmesi mümkün değil. Tolkien'in buna dair açık şeyleri var, ifadeleri var. Zaten o yüzden de devamını yazamıyor belki de. Çünkü orada bitirmek istiyor artık bu hikayeyi. Sauron bir daha asla fiziksel bedenine ulaşamayacak. Ve onunla beraber onun yetiştirdiği Nazgûl'lerdi bilmem nelerdi falan hepsi de tamamen yok oluyorlar. Doğu dölleri zamanla belki normalleşiyorlar. İnsanların çünkü kıyımı söz konusu değil her halükarda Doğu döllerinin. Ama orkların temizliği hikayesi var. Yani orklara aslında bir jenosist uygulanıyor yani. Kıyım meselesi var. Soykırıma uğruyorlar. Sauron işte yüzüğün yok edilmesiyle bitiyor. Yani yok oluyor. Burada şey sonu var. İşte Mavi'nin rüzgarlarıyla ruhu dağıldı. Bütün orta dünyanın doğusuna gitti falan. Ama eninde sonunda Nazgûl'lerde, Sauron'da, Melkor'da bir şekilde bedenen yok olup öldü, tırnak içinde öldü kavramının arasında sıkıştıklarında bir süre Mandos'un salonlarına gitmemek üzere dünyada tutunabilseler bile elinde sonunda bütün bunların hepsi Mandos'un salonlarına gidip yargılanacak. Kaçış yok. O kesin kurallardan birisi. Ha şeyi söyleyeyim. Sauron ilk başta bir kedi olarak düşünülüyor. Tevildo diye. Beren'le Lúthien'in ilk yazılım hikayesinde işte o Tolgarthor'daki hikaye bir kedi ve kedilerin efendiliği üstüne döner. O da Beren Lúthien hikayesine sadık bir durumdur ama değişiktir. İlk başta kedi Tevildo'dur. Sonra Necromancer Tu olur. Tu'dan daha sonra son haliyle Sauron haline dönüşür. Abi bizim boss da bugün hipnotize olmuş gibi dinledi. Gördüğün gibi hiç konuşmadı. Çok etkilendi. Efsane bölüm oldu. Sadece filmi izleyenlerin aklını alacak bak. Böyle nasıl söyleyeyim. Ben de sizin ikinizin de ilgisini çekecek bir konu öğrendim. O da şu. Fomalhaut yıldızı diye bir yıldız varmış. Buna Sauron'un gözü diyorlarmış aynı zamanda abi. Formu var. Gerçekten Sauron'un gözüne benziyor. Dünyadan 25 ışık yılı uzakta. Güneşe göre 18 kat daha parlak ve 3000 Kelvin daha sıcakmış. Arkadaşlar bu sıcaklığın bir sonu yok mu ya? Ve gökyüzü
gökyüzünün en parlak yıldızlarındanmış. Astrolojide ise benim ilgimi çeken kısım bu. Güneyin bekçisi. Güneyin bekçisi. Diyorlarmış. Evet, adam yani boş boşuna bekçisi. Vermemişler. Benzişiyor. Benzişiyor. Tipi de benzeşiyor büyük zaten. Büyük ihtimalle o filmdeki gözle özdeşleştirip böyle bir isim. Ha bak gözledin aklıma geldi. Bir şey vardır. Amonhen'de eski kralların tahtı vardır. Oraya hatta Aragorn'da oturur. Frodo da oturur. Frodo gözü ilk kez orada görür aslında. Çünkü oraya oturduğunda algısı değişir. Ve Frodo'nun bütün yapısı aslında oraya oturmasıyla Sauron'un gözüyle ve yüzüğün hikmetiyle bambaşka bir artık hobbit ruhunun başka bir evreye geçmesine dönüşme hikayesi orada başlar. Sauron'un gözünün bir elfçede yansıması da Galadriel'in aynasıdır. Yani bu böyle karşılıklı bir durumdur. Çok uzattık. Vallahi umarım aynen. Sıkıcı olmaz izleyenler için. Yok abi Sauron'u sevenler bitmiyor. O yüzden hepsinin mutlu olacağı bir bölüm oldu bence. Güzel de bilgiler verdin. Eğer ekleyeceğiniz bir şey yoksa artık bölümü kapatalım. Şunu söyleyeyim. Sauron kimi döver kimi dövmez diye soru olmazsa ben memnun olurum yani. Şey olarak bakmayın arkadaşlar. Kim kimi döver meselesi değil. Yani bilek güreşi turnuvası gibi düşünmenin bir anlamı yok. Abi o bitmeyecek. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.